Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz. Koronavirüs taraması yapacağız. İddiaya göre dolandırıcılar bu yalanla kapıları çalıp hırsızlığa kalkıştı. İhbarlar sosyal medyada paylaşılınca Sağlık Bakanlığı ve Emniyet vatandaşı uyardı. Dolandırıcılara dikkat dedi. Peki bu konuda vatandaş ne kadar dikkatli? Kapılar herkese açılıyor mu? İşte cevap. Evet, şimdi rastgele bir kapıyı çalacağız. Evet, kapı gördüğünüz gibi açıldı. Apartmanın kapısını açtım çünkü eşimi bekliyordum. Allah korusun. Yok, açmıyorum zaten. İddiaya göre dolandırıcılar koronavirüsü de kötü oyunlarına alet etti. Bir grup dolandırıcı ev ev dolaştı, zilleri çaldı. Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz, koronavirüs taraması yapacağız diyerek insanları kandırdı. Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz da koronavirüsle ilgili bir tarama yapacağız. Çok tedirgin oldu. Yani kimse kimseye güvenmiyor. Aslında megafon da vardı. Üstelik sadece apartman kapısı değil, daire kapısı da kim o diye sorulmadan açıldı. Genelde dikkat ederim. Genelde de evde olup kapı açmıyorum aslında ama eşimi bekliyordum şu an, o yüzden açtım. İddiaya göre o dolandırıcılar maske taktı, özel kıyafetler giydi ve Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz diyerek evlere girdi. Evet, gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığı'ndan geldik dememize gerek bile kalmadı aslında. Direkt kapı açıldı. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sağlık Bakanlığı yeterince telefonlarımıza mesaj atıyor. İğne bayıltıp bir şey koklatıp bayıltıyorlarmış. Açamayız. Ancak tanıdıktan sonra açıyoruz. Biz de tedbirimizi alıyoruz ona göre. Herkese kapıyı açmıyoruz. Baktınız mı efendim ben çaldığımda mesela delikten? Delikten baktım önce. Zile'de bastınız, kameradan da gördüm ben sizi. Sosyal medyadaki iddiaların ardından Emniyet, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler de dolandırıcılara karşı uyardı. 184'ten aranmadığınız sürece kapınıza gelenlere güvenmeyin dedi. Dolandırıcılara karşı temkinli olmakta fayda var. Peki bunun için neler yapacağız? Efendim birisi zilinizi çaldığında mutlaka kim o diye sorun. Kızım bile 6 yaşında kapıyı açmadan kim o diye sesleniyor. Hemen açmayın. Görünmedikten sonra aç. Eğer kapınızda kameralı sistem varsa mutlaka kimin geldiğine bakın. Bakıyorsunuz kameradan. Tabii bakıyorum. Size kendini Sağlık Bakanlığı'ndan geliyorum diye tanıtan olursa da buna kimliğini göstermeden inanmayın. Kimliğinizi göster.